Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bizim de katılacağımız ve dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom hakkında konuşuyoruz. Evet Aydoğan, videonun başında da belirttiğim gibi bu sene Gamescom'a ekip olarak katılıyoruz. Aynen. Sen ve ben gideceğiz. Orada bakalım neler olacak, göreceğiz. Öncelikle Gamescom nedir abi? Bunu bir bahset istersen arkadaşlara. Gamescom dünya geleni yani uluslararası bir oyun fuarı olarak geçiyor. Dünyanın en büyüklerinden biri. Almanya'nın Köln kentinde düzenleniyor. Her sene böyle değil mi? Her sene yani Köln'deki direkt fuar alanları var kendilerinin. Orada her sene düzenlenen bir etkinlik. Gamescom'un güzel yanı böyle tam yaz sonlarına doğru denk gelmesi. İşte 2015'in daha doğrusu şöyle anlatayım. Bir önceki fuar olan E3'te tanıtılan oyunlar oluyor. Gamescom'da bunları deneme, demo oynama şansını sahip olabiliyorsunuz. Ve bir sürü oyun gameplay dediğimiz hani oynanabilir versiyonu aynen. Görüyoruz orada. Aynen. Yani E3'te ilk tanıtımları çıkar çoğu zaman. Gamescom'da oynama ya da daha fazla bir detay öğrenebilme şansınız olur. Bu bakımdan Gamescom dünya genelinde oyuncular açısından çok çok önemli bir fuardır. Aynen öyle. Zaten Gamescom'da neler olacak bunlardan bahsedeceğiz detaylıca. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. 3 kişiye Gamescom'dan bir şeyler getireceğiz, bir hediye getireceğiz. Sürpriz olacak bu. Videonun ilerleyen dakikalarında bu kampanyamız hakkında detaylı bilgi vereceğiz sizlere. Şimdi abi sen daha önce Almanya'ya gitmişliğin var. Aynen Nexus 6 ile Moto 360'ı getirdiğim zaman. Ya giderken ederken yani ilk defa bir sonuç olarak ekip olarak bir deneyimimiz olacak. Benim biraz daha tatil amaçlıydı. Ama çok daha farklı bir yer göreceğiz. Aynı zamanda farklı bir etkinlik görmüş olacağız. Böylelikle bir farklı deneyimimiz olacak. Tamam peki gittik abi dımdızlak gidiyoruz oraya. Biz nerede kalacağız? Sonuçta bir otel ya da bir ev ayarlamak lazım. Ondan dolayı da internetten şey yapmak lazım. Ki ben önceden bir araştırma yaptım. Sonuçta tarihi az kaldı. Şimdiden ayarlamış olmak gerekiyor. Ondan dolayı uçak biletlerimizi zaten almıştık. Şimdi de booking.com'dan gereken işte otel ya da odayı bakıp kendi kalacak yerimizi ayarlayalım ki orada rahat edelim. Dımdızlak kalmayalım. Aynen öyle. Tamamdır. Bankta bankta yatmayalım yani. Şimdi abi madem booking.com'dan alacağız bunu. Biz her zaman olduğu gibi dilersen yurt dışı alışverişlerimizi de kullanmıştık. Bonus Bay'i kullanalım bunda. En güzeli. Sonuçta hani şimdi uzun süre kalacağız. Bir de yurt dışı fiyatları euro falan düşündüğümüzde. Euro bize zaten cevval şu anda. Oradan en azından bir kısmını geri alalım ki işimiz yarasın. Zaten her zaman bunu kullanıyoruz. Ya bilenler biliyor ama bilmeyenler için de ufak bir anlatayım arkadaşlar. İnternetten yaptığınız alışverişlerde size sorgusuz sualsiz yaptığınız alışverişin bir kısmını bonus olarak size geriye veriyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece alışverişe başlamadan önce BonusPay adresine giriyorsunuz ve oradan yapmak istediğiniz alışveriş sitesine tıklıyorsunuz. Direkt sizi siteye yönlendiriyor ve alışverişinizi tamamladıktan sonra bonusunuz anında yatıyor size. Bu arada lafı açılmışken şunu da söyleyeyim. Ekranda gördüğünüz adresten BonusPay'e üye olursanız 10 TL'lik WebTekno'dan bir başlangıç bonusunuz olmuş oluyor. Bu da her zaman olduğu gibi ufak bir kıyağımız olsun arkadaşlar. Ufak bir hediye. Aynen öyle. Şimdi buradan atlıyorum booking.com'a. Aynen. Geçişimizi yapalım. Ha bak %4'lük de veriyormuş. Veriyor. Gidiyorum. Ve BonusPay beni booking.com'a gönderdi. Senin bulduğun hangisiydi abi? Bir tane buldum abi çok güzel diyordun. Aynen öyle. Hemen biraz daha inelim. Evet abi iki tane yatak var. Şöyle bakalım. Oh meyve şöleni. Lobisi falan da var. Bizim oradan videoları size gönderebilmemiz için bizim için en önemli şey internet ki Almanya'da internet hızı gayet iyi. Aynen öyle. Sıkıntı çekmeyiz gibi duruyor. İnternet varsa herhangi bir sorun yaşamayız orada. Şimdi biz otelin rezervasyon işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Bize konfirmasyon e-maili, onaylama e-maili gelecek. Bu aşamaları hızlıca geçiyoruz. Sıkıcı aşamalar ve burada çeşitli kişisel bilgiler vereceğimiz için işlemleri tamamladıktan sonra bakalım BonusPay üzerinde ne kadarlık bir bonus kazanacağız. Evet millet satın alma işlemini de tamamladık. BonusPay'e de bonusumuz geldi. Tabii bu 1-2 dakika içinde gelmedi. Bir 15 dakika kadar sürdü bonusun gelmesi. O yüzden bu aşamaları hızlıca geçtik. Gördüğünüz gibi otelimizi ayarladık ve hiçbir şey yapmadan bizim daha önceden ortalama 150 liraydı sanırım. 114 müydü? O civarda. Değil tam mi? Hatırlamıyorum ama ortalama 120 liraya yakın bir bonus kazandık ve hiçbir şey yapmadan kazandık bunu. Otelimizi de 120 lira daha uygun fiyata getirmiş olduk aslında.
Evet Aydoğan'cığım. Şimdi başımızı sokacak bir yer bulduğumuza göre artık Gamescom'la ilgili konuşmaya başlayabiliriz. Aynen. Başlamadan önce hani örnek teşkil etmesi açısından geçen sene fuarda neler görmüştük? Geçen sene fuarda işte dediğim gibi E3'ün bir devamı olarak düşünebileceğimiz için yanlış hatırlamıyorsam Far Cry 4 vardı. Ben notlarıma da bakayım bir yandan yanlışlık olmasın. Far FIFA, Cry 4'ü FIFA 2015'i görmüştük. Hatta ilk Türkiye Ligi'nin gelmesi heyecanı vardı. Aynen öyle. Onun dışında Shadow of Mordor'u gördük. Efsane. Ki bu sene hala da hani en iyi oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Bloodborne vardı. Bloodborne da patladı biraz önceden. Yani bilmiyorum. Hani çok tutmadı. Tutmadı en çok... değil abi oyun çok zor yani. Oynanmıyor. Ya işte hani millet onu oynayamadığı için istenilen etkiyi yaratamadı. Onun dışında Watch Dogs vardı. En çok beklenilen, hani en çok merak edilen Ubisoft'un... En çok patlayan oyunlardan birisi ama. Beklenileni hiçbir şekilde veremedi. Reklamlarını çok iyi yapmışlardı. E3'te Gamescom'da tanıtımını çok iyi hatta yapmışlardı. Hatta mükemmel viralleri bile döndü yani. Çok çok güzel şey yapmışlardı. Ama rakibi GTA olarak gösterilip onun yanında tutunamayınca da tabii çok da güzel bir etki almadı. Zaten GTA'ya yani. Rakip bir açık dünya oyunu sürmek piyasaya biraz acayip aynen oldu. Zaten öyle. GTA ile beraber çıkacaktı. Çıkışını ertelediler onu. Rakip aynen olmasın diye ama tabii önüne geçemediler hiçbir geçmedi şekilde. Onun dışında Evil Within vardı. Evil Within o da vardı. Patlayan oyunlardan birisi. Aslında istenileni bence bir nebze verebilen bir oyun. Hani bir abi şöyle sorun... hani bu yapan bu oyunu eleman Shinji Mikami'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani Resident Evil'ın en baba serilerini yapan bir abimiz bu adam. Kötü oyun beklemiyorduk. Hani beklentiler çok yüksekti diye belki de bu kadar tutmadı oyun olabilir. Olabilir. Hani çok daha iyi artık şeyler bekleniyor. Onun dışında Evolve'u görmüştük. Evolve da bayağı bir heyecanlandırdı. Aynen hani multiplayer açısından çok farklı bir deneyim. Ki şu arkasında Left 4 Dead ekibi vardı. Tabii ki. Yani çok çok iyi bir şey görüyoruz. Battlefield Hardline vardı. Battlefield zaten. Yani abi. Bildiğimiz Battlefield. Tabii üzerine bir şey kattılar falan filan. Sonuç olarak aslında çok da yoğun ve güzel bir etkinlik olarak. Hani biz o sırada tabii uzaktan izleme şansımız ekmek oldu. Ekmek bandık böyle. Aynen. Ekrana ekmek banarak geçti. Bu sefer yerinde olacağız ve yine çok güzel oyunlar bekleniyor. Geçen seneye kıyasla belki daha eğlenceli olacak. Tabii bizim için çok daha güzel geçecek, daha heyecanlı geçecek. Bizim de ilk defa gitmenin bir heyecanı var. Aynen öyle. O yüzden hani geçen seneye nazaran bakalım nasıl bir deneyim olacak bizim için de göreceğiz. Peki abi geçen seneyi geçelim artık bu seneye gelelim. Bu sene neler bekliyor bizi Gamescom'da? Bu sene aslında en sağlam şeylerde Microsoft'tan gelebilir. Çünkü daha geçtiğimiz günlerde Sony açıklama yaptı Gamescom'a. Biz gelmiyoruz abicim dedi. Aynen lansman yapmayacaklarını söylediler. O yüzden gözler Microsoft ve Xbox One tarafında olacak tabii ki. Bu da habercilik tabiriyle kulislerde ama çok dedikodu yarattı yani. Tabii ki. Sony hani, acaba neden gelmiyor? Neden? Muhtemelen Paris'teki oyun fuarına saklıyorlar. Zaten onlar da söylediler. Hani orayı da... E3'le arası çok kısa abi Gamescom. O yüzden Paris'te bir tane oyun haftası var arkadaşlar. Oraya muhtemelen daha iyi hazırlanmak için bu fuara çıkmıyorlar gibi geliyor. Ama meydanı da Microsoft'a bırakmış oldular. Xbox One'la şimdi ekskluziv oyunlarla yani Xbox One'a özel olan oyunlarla yardıracaklar. Bunları örnek olarak hemen kafamızda karışmadan kontrol edelim. Forza 6 geliyor. Halo 5'i göreceğiz. Crackdown var. Quantum Break diye yepyeni ve çok Break. Çok... Galiba 2 sene öncekinde mi gördüm? Galiba aynen. Bu sene değil bundan bir önceki seneki E3'te görmüştük böyle. Adam gidiyordu bir odaya böyle zaman duruyordu falan filan. Hani abi, ufaktan bir inceleri vermişlerdi. Daha sonra uzun bir gameplayini falan aynen da gördük oyunun. Oyun efsane olabilir gibi geliyor. Bunu da Alan Wake yapan arkadaşlar, yapımcıları yani oyunu geliştiriyorlar. Kötü bir oyun olacağını ben şahsen beklemiyorum. Benim Microsoft tarafında bir de Scalebound diye bir oyun gelecek. Ejderhalı mı ejderhalı hani çok farklı ejderhayı yönetebileceğin aynı zamanda onun şeyine bürünebileceğin hani trailerlarını izlediğimiz zaman ya dedim hani çok efsane biraz şeye benziyor bana hani Crysis'in böyle o kıyafetler üzerine böyle doluşuyordu ya Crysis'te ona hafiften bir işte, gönderme olabilir. Yanlış anlamadıysam eğer oyunu işte ejderhayı kestiğinde onun zırhına bürünebiliyorsun falan filan hani çok ilginç ve gerçekten çok ilgi çekici bir oyun yapmışlar. Bunun dışında diğer firmalara geçecek olursak... Abi Ricoh'dan da bahsedelim. Ha doğru Ricoh'u unutmuş oldum. Ricoh gibi bana göre çok güzel olacak bir oyun geliyor. Senin zaten favorilerinden biri olabilir. Muhtemelen olabilir. Ya ben şeyi çok seviyorum abi oyunda. Ana karakterin yanında da böyle onunla bağ kurduğum bir karakter gidiyor. Bunu nerede gördük abi ana karakterin yanında? Yan karakter ama böyle bağ kurduğum. Ico vardı hatırlarsan.
PlayStation yani özel bir oyun. Çok bilmiyorum ama hani duymuştum tabii. Aynen, ki de takip Shadow etmiştim. Of the Colossus vardı abi. Onun dışında Last of Us'ta gördük. Ha, Last of Us vardı, doğru. Abi yani benim hoşuma gidiyor öyle oyunlar. Direkt bağ kuruyorsun onlarla. Hani aynı zamanda kurtarman gereken şey oldu. Aynen. Daha bir yeri geliyor duygusal geçebiliyor. Aynen. Bunda da bir dostumuz köpek gibi gözüküyor ama köpek başka formlara da bürünebiliyor. Aynen, onun o küresini yani kalbini. Yaşam küresi diyeyim, kalbini nereye koyarsan oradan şey olabilecek. Ki arada da demek ki o arkadaşı bir kaybedeceğiz, ona küre aramamız gerekecek. O kalbi yerleştireceğimiz bir şeyler. Gayet güzel bir oyun bekliyor. Onun bakalım. Dışında Sony yok dedik. EA Games tabii ki de gelecek fuara. FIFA 16 ile Need for Speed var aslında FIFA'dan önce. Yani Underground havasını yakalamaya çalışacak. Underground'a bir yani geri dönme, old school'a geri dönme havası olacak. O da zaten Need for Speed serisini sevenlerin çok çok meraklandığı şeyler. Videolar çok iyi geliyor. Görüntü kalitesi artık hani uçuyor. Zaten uçtu, aynen. Aynen. Orada belki bir ekstra bir gösterim ya da oynama şansın bir oynatırlar ufak bir demo. Gibi geliyor bana. Ben de öyle bir şey bekliyorum. Bakalım hani görebilirsek de size aktarmış olacağız. FIFA tabii, 16'yı göreceğiz bu arada. FIFA 16. Kadın liginde muhtemelen görürüz orada. Aynen, onu zaten ilk tanıtımında bile ilk ön plana çıkardıkları oydu. Artık Türkiye Ligi de var. Bizim için güzel bir şey olacak. Bunun belki Türkçe dil desteği gelebilir. Türkçe dil desteği açıklanmış mıydı? Türkçe geliyor ama şöyle bir şey var, hani tabii ki de spiker yok ama dil olarak Türkçe olacak FIFA. Tamam, o konuda bir rahatlığımız onun var. Onun dışında Star Wars Battlefront. Ya muhtemelen orada onu da oynayabileceğiz gibi geliyor bana. O da yani rahat bir şekilde oynanabilir çünkü zaten Kasım ayında çıkacak bir oyun. Hiçbir şey kalmıyor. Hani onun reklamını yapabilmek amacıyla gelecektir. Ki zaten muhtemelen Gamescom'dan da bir ay sonra oynanabilir demosunu bile görebiliriz gibi geliyor yani, bana. Belki çok kısa bir sürede de bile çıkabilir yani. Valla Star Wars'u ben bayağı merakla bekliyorum abi. Gösterdikleri trailerlar yani, bayağı iyi yani. Sağlam bir oyun geliyor kesinlikle. Tamamdır. Bunun yanı sıra şimdi FIFA 16 demişken PES'ten bahsetmemek olmaz. Konami'nin en büyük yani FIFA'nın en büyük rakibi olan PES'i göreceğiz. Bakalım orada hani her ikisini de deneme şansımı bulabilirsek 2016 için FIFA'nın PES mi tartışmasını orada yapabiliriz. Yapar bir çözüm yaparız. Konami bunun yanında en baba oyunlarından biri Metal Gear'ın yeni versiyonu gelecek. The Phantom Pain. Yani The Phantom Pain geliyor. Onda da Metal Gear aslında yani efsane bir seri oldu. Onları sevenler için çok daha iyi bir oyun gelecek. Onu da orada detaylarını görmüş olacağız. Nasıl bir oyun olacak, ne olacak? Belki iyi bir çocuk olursak Kojima'yı bile görebiliriz orada. Aynen öyle. Onun yanı sıra Ubisoft'a gelebiliriz. Ubisoft'ta işte geçen seneki asıl şeyi Watch Dogs'tu. Aynen. Watch Dogs'a yürüdüler. Şimdi Assassin's Creed Syndicate gelecek. Bakalım, gerçi şu ana kadar birçok videosu falan çıktı. Hatta kötülenmeye bile başladı. Aynen. Ama nedense Assassin's Creed serisi son 2-3 oyundur bir hani oyuncular tarafından bir kötülenmeye başladı. Yani artık eskisi gibi değilsiniz. Ya tekrar ettiği için muhtemelen. Belki de hani bakalım neler katacaklar falan filan. Hani ben şu an Syndicate'i çok fazla araştırma fırsatı bulamadım. Hani detaylarını çok iyi bilmiyorum ama tabii ki de hazırlanıp gideceğimiz için çok daha iyi bir detayı öğrenmiş olacağız. Yeni bakalım. Bir Rainbow Six oyunu geliyor bu arada. Aynen. Siege geliyor. Aha. Onun dışında Tom Clancy Division geliyor. Onu merak ediyorum ben de. Benim merak ettiğim de Forerunner olacak. O da böyle üçer kişilik, yanlış hatırlamıyorsam, takımlarla oynanacak. Yani çok da güzel görünüyor. Yani trailer'ını da çok iyi çıkardılar. Eski çağlarda geçen bir kılıçlı, baltalı savaş oyunu aslında. Gayet ama hani şu an third person mu, FPS mi hiçbir bilgimiz yok sanıyorum. TPS gibi duruyor çünkü hep uzaktan görsel yaptılar. Ama nasıl göreceğiz bakalım. Nasıl olacak? Bir de Anno 2205 var. O da böyle biraz daha geleceğe, 2205 sonuçta. Görelim bakalım hani neler çıkacak. Onun dışında Fallout 4. Ama Bethesda'ya gelmişken aslında ben asıl merak ettiğim, yine yani bir deneme şansımız olacağını sanmıyorum da, Doom 2016'nın sonlarına doğru gelecek sanırım. Yine bir gösterim olabilir yani belki de. Biraz daha detaylı bir şeyler olabilir. Ben gördüğümde çünkü çok heyecanlandım. Çok güzel old school bir oyun yapmışlar. Nasıl bir detay göreceğimizi merakla bekliyorum Gamescom'da. Bethesda neler yapacak? Zaten Fallout 4 ile ilgili bayağı oynanış videosu da. Yani birçok şeyler de gösterdiler. Artık iyice ne gösterdiler bilmiyorum Fallout 4 ile ilgili. Belki yine bir orada bir deneme fırsatı. Aynen. Ön bir test fırsatımız olabilir. Onun dışında BioWare cephesinde Mass Effect'in yeni bir oyununu görüyoruz. Andromeda geliyor. Şu an için kesin bir tarihi yok yanlış hatırlamıyorsam onu. Ama Gamescom'da
Sonuçta öyle bir fuar yakalamışken ekstra detayları çıkacaktır. Nasıl olacak, ne bitecek, neler görebiliriz. O da bu seriyi, Mass Effect serisini sevenler için güzel bir haberler gelebilir yani. Onun dışında değinmek istediğim 2K cephesi var. 2K şu an için sadece 2K16, NBA 2K16 gözüküyor. Ya belki, ekstraları gelecektir illaki de. Belki bir coşup mafyayla yeni bir mafya oyunu gösterirler mi acaba? Söylentileri geliyor hani yeni bir mafya Gamescom'da olabilir mi olamaz mı? Sadece söylenti aşamasında ama. Bakalım hani çok da güzel derim. Yani her iki oyunun da hoşuma gitti. Aynen, mükemmel oyunlar abi. Ya ikincisi her ne kadar böyle birinciye yanaşamasa da bence tek başına düşündüğünde yani güzel oyunlar kesinlikle arasına sokabiliriz hani, çok rahat. O yüzden acaba 3 ile ilgili bir şey gelir mi? O da merak konularından biri. Göreceğiz bakalım hani neler yapmış olacaklar ya da tamamdır, bize bir şey sunacaklar mı? Blizzard cephesinde neler var abi? Blizzard cephesinde yeni bir şeyden daha çok şu anki oyunların detayları daha fazla hani ekstraları falan filan olabilir. İşte Hearthstone'a yeni bir ek paket gelecek, yeni kart serileri falan geliyor. Heroes of the Storm var, şu an yanlış hatırlamıyorsam beta testinde. Onun belki hani tam sürümü çıktığında neler görebileceğimize dair bir şeyler çıkabilir. Belki Warcraft filmiyle alakalı bir şeyler gösterirler. Aynen, o da bir detay olabilir. Yani oyunla ne kadar olmasa da sonuçta WoW'cuların diyeyim, direkt WoW'cuların en çok merak ettikleri, sinemada gelse de gitsek dedikleri bir film. Aynen. Onunla ilgili de ekstra detaylar gelebilir. Genel olarak şey gelecek, Nordic Games tarafından Darksiders 2'nin PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları çıkacak. Aynen. Onunla ilgili yani sonuçta remastered bir oyun olacağı için biraz daha göze hoş gelen, daha canlı bir şeyler görebiliriz. Benim bir tane daha bir hani merakla beklediğim firma Square Enix tabii ki. Bakalım neler gösterecekler. Yani Final Fantasy var. Hatta iki tane Final Fantasy gelecek diye hatırlıyorum. Onun dışında Deus Ex var. Yani dolu dolu geçeceği belli. Hatta şu an hani bizim buradaki bulduklarımızdan daha fark etmediğimiz şeyler de çıkabilir. Hatta oyunun dışında şeyden bahsedebiliriz. Cyberet Virtualizer'dan. O da sonuçta Oculus Rift'i ve sizin kendi yürüyüşlerinizi yani kendi oyunun içine sizi dahil ediyorlar diyebiliriz lafı fazla uzatmadan. Ve başındaki de Türk olması, Tuncay Çakmak olması da gurur kaynağı. Yani hani ne kadar Avusturya'da geliştiriyor olsalar da bir 5-10 kişilik bir ekipleri var. 5-10 kişilik ekiple o tarz şeyler çıkanlar. En son çünkü GTA 5'i oynadılar. Ve bir heyecan yaratıyor yani. Sonuçta sen direkt Franklin'miş gibi GTA 5 multiplayer'da takılabiliyorsun. Aynen öyle. Square Enix'i atlamadan şunu da söyleyeyim. Rise of the Tomb Raider'la ilgili bir şeyler olacak. Olursa Hitman'la ilgili de bir şeyler gelir muhtemelen diye şu düşünüyorum. Şu an için hani en azından baktığımda çok büyük bir gelir gelme hani tanıtım ama illaki hiçbir şey koymayacaklarsa bile bir Gamescom'a özel bir trailer bile çıkabilir. Hiç olmadı orada bir tane Hitman cosplay'i görürüz ya. Ya o cosplay'ler kısmına gelecek olursak zaten neler neler göreceğiz kim bilir. Aynen yani öyle. Wargames firmasıyla alakalı yine online çok sevilen oyunlardan bir tanesi. World of Tanks'le çok fazla şey yaptılar. Sonra World of Warship'le World of Warplanes muhabbeti geldi. Warplanes sanırım şu an çıkmıştı. Warship kapalı betada. Ondan dolayı hani orada bir Warship'in, World of Warship'in detaylı olabilir. Belki işte World of Tanks'le ilgili ekstra bir şeyler duyabiliriz. Sonuçta onlar da hani online oyun sektöründe farklı bir açı yakalayıp bayağı hitap ettiği bir kitle var o adamların. Çok büyük kesinlikle kitlesi var. Ki hani televizyonlarda reklamları filandan Türk televizyonlarında dönüyor. Dönüyor. Twitch'te de en çok takip edilen oyunlardan biri zaten World of Tanks. Hani aynen öyle. Ki burada katmadığımız da birçok şey göreceğimiz, vay arkadaş falan diyeceğimiz şeyler olacağını ben düşünüyorum. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Yani ben heyecanla bekliyorum açıkçası. Burada anlatırken bile şunu göreceğiz, bunu göreceğiz diye. Şunu söylemek istiyorum. Eminim sizler de takipçilerimiz de birçok şeyi merak ediyorsunuzdur. Videonun altına mutlaka atın. Abi bak gidince şunu mutlaka kaçırmayın. Bunu görmeyi ya çok istiyorum. Ya da bunu unuttunuz. Bu oyun var abi. Bak oraya aynen kesinlikle gidin. Kesin. Hani çünkü bizim de gözümüzden illa kaçan bir şeyler oluyor. Fuar alanı çok çok büyük. Hani iki kişi bir yerlere sürekli koşturuyor pozisyonda olacağız. Büyük ihtimalle öyle olacak. Hani siz de söyleyin belki de şu an söylediğimiz oyunlardan atladığımız bir şey olabilir. Abi işte dediğim gibi bu oyunda vardı. Buna da dikkat edin orada diye. Sonuçta bizim de ilk deneyimimiz. Aynen öyle. Onun da şey olacak. Bakalım heyecanı orada var. Heyecanı var. Göreceğiz. Sizlerle beraber aynı heyecanı paylaşmış olacağız. Aynen öyle. Sizin de yani yorumlarınız bizi kesinlikle yönlendirme açısından çok önemli diyelim arkadaşlar. O zaman şimdi kampanyamızdan bahsedeyim. Arkadaşlar fuara gidiyoruz ve aranızdan 3 kişiye sürpriz hediye getireceğiz. Fuarda çok çeşitli dükkanlar açılıyor. Aynen.
Hani gerçekten dünyanın birçok yerinde bulamayacağınız şeyler orada olabiliyorlar. Bunda da hatta sürpriz dememizin sebebinde de şöyle bir şey var. Hani gidip ne göreceğimizi biz de bilmiyoruz. Hani ilk defa gideceğimiz için neler var neler yok göreceğiz. Oradan 3 kişiye de kendimizce bir şeyler seçip döndüğümüzde de sizlere yollayacağız. Hediye edeceğiz. Abi getireceğimiz hediyeleri hani bilmiyoruz hakikaten. Var mı kafanda bir şey? Şunu getiririz, bunu getiririz. Ya hani orada ne göreceğimizi bilmiyorum ama şu an hani dediğim gibi kafamda aslında bir cosplay gönderebiliriz arkadaşlara en güzellerinden. Değil mi? Tabii. Valize koyar getiririz bize. Aynen. Olmadı. En kötü bir bilet alır göndeririz arkadaşa nerede aynen oturuyorsa. Sen incelemesini falan da yaparsın. Tabii. Orada bir özel incelemiş oluruz. Aydoğan kendini kaybetti millet. Şimdi kampanyamız ne zaman başlıyor onu söyleyeyim. Kampanya bugün başlıyor. Ne zaman bitiyor ona da hemen tekrar kontrol ediyorum yanlış bilgi vermemek için. 3 Ağustos pazartesi günü bitiyor. Biz salı günü çıkıyoruz yola ve cumartesi günü geriye dönüyoruz arkadaşlar. Yani orada da hediyeleri 4 Ağustos'ta veriyoruz. Çıkıyoruz. Orada da zaten aynen hediyelerimizi de size söylemiş oluruz. Bugün başlıyor video yayınlandığından itibaren tekrar ediyorum. 3 Ağustos'ta sona eriyor. Yapmanız gerekenler şunlar arkadaşlar. Bu videoyu herkese açık bir şekilde Facebook'unuzda paylaşmanız lazım. Onun dışında şunu söyleyelim. Bir form var. Videonun altında açıklama kısmındaki linke tıklayarak forma ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca şu an videonun üzerindeki linkten de ulaşabilirsiniz. O formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız lazım. Yapmanız gerekenler bu kadar. 3 Ağustos'ta da kampanyamız sona ermiş oluyor arkadaşlar. Var mı başka eksik dediğim bir şey? Ekstra bir şey hani şu an elimizden geldiğince hediyeleri ben bile deli gibi merak ediyorum abi onu hani, söyleyeyim yani. Hediye bizim de bilmememiz ayrı bir işin aynen heyecanı olacak. Bakalım orada neler göreceğiz, ne alabiliriz. Onu zaten sizlerle de o şekilde konuşuruz. Bunu hı-hı aldık, şunu seçtik diye. Geldiğimizde de sizlere gelir gelmez ilk işimiz onları göndermek olur zaten. Olmak olur. O zaman videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Az önce de bahsettiğimiz gibi yorumlarınızla fuarda neleri görmek istiyorsanız bunları söylemeniz bizim için kesinlikle önemli arkadaşlar. Biz de onlara yani bu videonun altındaki yorumlara özellikle dikkat edeceğiz. Hı-hı. Ne gibi öneriler gelecek diye. Dediğimiz gibi biz de ilk sefer gideceğimiz için bizim de bir acemiliğimiz olacak sonuçta. Onun dışında videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.